gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. Bunlarla ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere destek olmaya çalışacağım ki baktığımızda İstanbul yorumlarım hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Sizlerden ricam alt taraftan beğeni butonuna basıp yorumlarınızla beraber bana destek olmanız ki hem beğeni anlamında hem de yorum anlamında çok ciddi anlamda katılım olduğunu ve bunların beni motive ettiğini ve sevindirdiğini söylemek isterim ki özellikle yorum anlamında gerçekten çok güzel dönüşler, çok güzel iyi dilek mesajları alıyorum. Mesajın tamamını okusam da bazen yoğunluktan ötürü geri dönüş yapamadığım olabiliyor. Ama mesajları okuduğumu söylemek isterim. Bakalım bugün Pazar İstanbul yorumlarında neler yapacağız. Onun haricinde bizi Twitter gibi, Instagram gibi ve Facebook gibi sayfadan takip ederek buradaki paylaşımlarımızdan da haberdar olabilirsiniz. O zaman çok da fazla laf uzatmayalım. İstanbul yorumlarına başlayalım. Şimdi birinci koşuya baktığımızda burada çok net bir favoriyle başlayacağım. O da 4 numaralı Er Savaş. Er Savaş aslında zamanında yaptığı çim yarışa dikkat üzerine çekmiş. Ama daha sonra biraz performans özellikle Sentik'te geriye gidip ara vermişti ve ara sonrası bir yarış gördü ki o gün aslında çim pistte iyi bir performans beklenirken yarış Sent'e alınınca çok da böyle üzerine gidilmeden kendi halinde bir koşuyu tamamladı. Bugün tekrardan çim piste geliyor. Baktığımızda rakipler uygun mu? Uygun. Baktığımızda gidişat yönden çok süratli bir yarış olacak mı? Olmayacak. O yüzden startla beraber 4 numaralı Er Savaş'ın önlere çıktığını, liderliği aldığını ve böylesine bir gidişatla beraber grubu bulmuşken de beyaz bayrak aynı performansı yaptığını görebiliriz. Birinci koşuda net favorim 4 numaralı Er Savaş. İlk rakip 3 numaralı Muslia. Genel olarak benim beğendiğim ve ön plan dönerdiğim atlardan biri. Bir önceki ikincinde başarılı koşmuştu. Bugün İstanbul çimine geliyor ve özellikle zamanında İstanbul çiminde yaptığı önemli ve başarılı yarışlar var. Bugün eğer rakip eksik koşarsa Muslia'nın devreye girdiğini görebiliriz. Daha sonra 1 numaralı Koca Polat, 8 numaralı Egetay, 2 numaralı Kızıl Şahin ve 7 numaralı Oğlu Mutku sırasıyla devreye girebilecek isimler. 4 önde 3 1 8 2 7 sıralamam. Çok çok yeriniz varsa 5 numaralı Ertunçan'ı da yazmaya çalışabilirsiniz. İkinci koşuya bakacak olsak burada dikkat çeken bir isim var. 5 numaralı Time Lord. Şimdi yarış çok süratli gidecek ve Time Lord şanslı gibi görünebilir ama yani yarış süratli gideceği için önde giden atlardan birinin kazanmayacağı anlamına gelmiyor. Time Lord son yarışında Saattin Boyraz'la birlikte yine süratli bir gidişatta start almıştı. Ama Saattin Boyraz ne yaptı? Önlere çıkmadı. Öne çıkan atlardan kısa konumlandı ve sert gruba rağmen 3. kez etmeyi başardı. Bugün bakıyorum öne çıkabilecek iki tane ciddi rakibi var. Glimi ile beraber Rotavatör. Büyük ihtimalle Eray Çizik'in de hemen hemen benzer bir hamlede bulunduğunu ve rakibin aksa konumlandığını göreceğiz. Evet geriden gelecek bir iki tane isim var ama çok böyle güçlü diyebileceğimiz bir at yok. O yüzden de bu gidişatı ne kadar dezavantajlı gibi görünse de bir yerden sonra avantaj çevirebilir ve alacağı liderliği bir şey koruyarak kazanabilir. 5 numara Time Lord'dan iyi bir yarış bekliyorum. Rakip konumunda ise olduğu yarış süratlenirse 4 numaralı Snellman'in sonlara sert ataklarını görebiliriz. Ve yine son 5'in çok beğendiğim 1 numaralı Artmid'i de rakip olarak önereceğim. 5, 4 ve 1 buradaki sıralamam. Üçüncü koşuya bakacak olursak burada bir kere 3 numaralı Devir Kaya çıkabilir. Çünkü apranti bindirmişler ve genelde bu tür apranti bindiklerinde atı yarıştan çıkarıyorlar. Tabii ki de sizler TCK'dan gelen haberi bekleyin. O habere göre değerlendirmede bulunabilirsiniz ki. Yani bu tür yarışlarda iki ürün mantığı değerlendirilmeli. Bazen bu zor olabiliyor. Çünkü AGF oranlar birbirine o kadar yakın çıkıyor ki. İnsanlar da bakın mesela dünkü ikinci koşu. Yani resmen AGF savaşı vardı o koşuda. Bir tek atmak demek M8'i M1'i yazmak demekti ama AGF oranları birbirine o kadar yakındı ki 1'e geçti AGF, sonra 8'e geçti, sonra 1'e geçti, en son 8'de kaldı. Ekür mantığı gerçekleşti ama o kadar çok el değiştirdi ki insanları tereddütte bıraktı. O yüzden de
değerlendiren olduğu gibi değerlendiremeyenler de oldu ama bu tür fırsatları değerlendirmek için elinizden geleni yapın derim. Bugün de baktığımızda eğer oldu da tabii ki TJK TV, TJK Org'u takip edin. 3 numara devir kıya yarıştan çıkarsa bu ekürü mantığını değerlendirerek bir at avantaya geçebilirsiniz. Bunu söylemiş olayım. Normal analizimize geçecek olursak ben ilk şansı 1 numaralı Altın Tepe'ye vereceğim. Altın Tepe son yarışta belki kötü bir derece çıkarmış olabilir ama çok üzerine gidilmedi. Çok rahat bir koşu kazandı. Bence dereceyi çok fazla kıyas yapmamanın doğru olacağını düşünüyorum ki bu atın ben çim pistte çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapacağına inanıyorum. Bugün oldukça uygun rakiplerin yanında startla beraber liderliği alıp 1 numaralı Altın Tepe'nin yarış boyu rakiplerini arkada tutarak kazandığını görebiliriz. Benim buradaki net favorim 1 numaralı Altın Tepe. Rakip konumunda ise ilk yarışın kazanırken gösterişli bir performans sergilen ve yine çimde başarılı olabileceğini düşündüğüm 4 numaralı Son Silah ve 6 numaralı Kaya Fatih'i değerlendirebiliriz. 1, 4 ve 6 sıralamam. Dördüncü koşu ikinci aldık. Yani ilk ayağına gelecek olursak günün zorlu geçmeye aday yarışlarından biri bizleri bekliyor. Benim buradaki ön plan döneceğim isim 3 numaralı Best of Canan olacak. Yani Best of Canan aslında son zamanlarda başarılı yarışlar yapıyor. Burada bir ikincilik elde etti. Baktığımızda fena bir grup değildi. Daha sonra dördüncülük elde etti. Yine fena bir performans sergilemedi. En son koşusunda kısa vadeye gitti Ankara'ya ve sert grupta birçok problem, birçok sıkıntı yaşamasına rağmen böylesi de bir grupta 8. gelmesi büyük bir başarıydı ki baktığımızda geçildiği atların Prenses Sylvester gibi, Child Maiden gibi, Ghetto gibi fena demeyeceğimiz iyi yarışlar yapan isimler olduğunu görüyoruz. O sıkıntıları yaşamasa kazanır mıydı? Soru işareti var ama en kötü ihtimalle 2. 3. olabileceği tarzda bir koşuydu. Bugün tekrardan İstanbul'a geliyor. Dil bayrağı almış. Eğer o gün yaşadığı sıkıntıları ve sorunları bugün yaşamadan yarış senesinde konumlanabilirse birincisi ben 3 numaralı Best of Canan'ın mükemmel koşacağını düşünüyorum ve bu grupta söz sahibi olacağına sonuna kadar inanıyorum. Favorim 3 numaralı Best of Canan. İlk rakip 9 numaralı Sofyani. Son yarışını ölçü almayın. Kalabalık bir gruptu ve yol problemleriyle beraber biraz eksik performans sergiledi. Bugün daha az atlı grupta çim pistte geliyor ve başarılı koşabilir. Daha sonra 2 numaralı Andolu Rüyası son yarışını çok net kazanırken ben bu atın çim pistte çok da etkili olacağını düşünüyorum. O yüzden kalabalık gençler 2 numaralı Andolu Rüyası'na dikkat etsinler. Daha sonra 8 numaralı Ray of Light çimde merak ettiğim atlardan biri olacak. Bugün bakalım nasıl koşacak ki son 0 gibi görünebilir ama ölçü alınmamalı çünkü birincisi erken enseye bastı. Çok üzerine gitmedi. Belli ki hedef o günkü o yarış değildi. Bugün çim pistte geldiği koşuda çok daha ismini duyacağımız bir Ray of Light olabilir. 1 numaralı Adigem, 6 numaralı Miralinda, 4 numaralı Attakıt, 7 numaralı Moonlight Fairy, 10 numaralı Super Sweet ve 5 numaralı Midnight Sky'ı da yazarak bence burayı kapatmaya kadar gidebiliriz ama özellikle bahsettiğim, dikkat dediğim, iyi koşmasını bekliyorum diyerekten ön plan dönerdiğim isimlere dikkat edelim. Diğer atları da bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. 5. koşu Maiden yarışa geldiğimizde aslında burada risk alıp almamak konusunda çok arada kaldığım bir at var. O da 6 numaralı Degage. Şimdi Degage'a baktığımızda yani ilk yarışında yaşayabileceği bütün sıkıntıları yaşadı. Gelin bir yarış izleyelim. Aslında sıkıntı yaşamadı. Bincisi çok eksik kaldı üzerinde. Gelin izleyelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlatırım. Şimdi bir kere çok iyi bir start çıkışı aldı bu at. Önlere geldi ama bincisi devamını getirmedi. Tuttu atı ve liderliği alamadı. İkincilikte yarışı kabullendi. Daha sonra at aslında gitmek istiyor. Bakın aslında şu virajın oralarda. Buralarda at gitmek istiyor ama önü kapalı olduğu için bir türlü o hamle yapamıyor. Viraj döndükten sonra bariyerde çok güzel bir yol buluyor. Oradan yürüyor. Tam böyle acaba dedirtiyor kazanacak mı? Dışındaki atlar içeriye doğru gelince otomatikman kapanıyor ve oradan gelme ihtimali düşüyor ki burada da gördüğünüz üzere bir sıkıntı yaşıyor. Oradan sonra bincisi çalışayım mı çalışmayayım mı? Acaba
derece elde edebilir miyiz edemez mi derken çok fazla üzerine gitmiyor ve kendi halinde 4. kez diyor ki baktığımızda 1.40-55 gibi de en azından şu an koştuğu gruba nazaran iyi bir derece çıkaran bir degaj var. Bugün mesafe 200 metre kısaldı. Grup kalabalık gibi görünebilir ama öne hamle yapabilecek, sürat yapabilecek ciddi bir rakibi yok. O yüzden de startı iyi alıp ben Altoma Degage'ın beyaz bayrak aynı yarışı performansı yapmasını bekliyorum. Çok net favorim 6 numaralı Degage. İlk rakip 10 numaralı Airo. İlk yarışını izlediğimizde zaten neler yaptığını ve nasıl performans sergilediğini hepimiz gördük. Ve hepimiz aklımızın bir köşesine kazıdık bu atı. Bugün Çin Pist'e geliyor. Eğer aynı performans Çin'e taşıyabilirse mutlaka başarılı bir yarış yapacaktır. Daha sonra 3 numaralı Aposionata. Hazırlıkları ve görüntüsü muazzam. Bugün iyi dönüş yaptığını görebiliriz. Daha sonra 11 numaralı şöyle bir bakacak olursak Intelligence dikkat çekiyor ki bu at ilk yarışta çok dillenen, çok konuşulan, başarılı performans beklentilerden biriydi. O gün evet beklentiyi karşılayamadı ama bu tür atlar genelde yanıltmaz ve çok kısa zaman içerisinde başarılı yarışını bizlere izletirler. Görüntü ortada çok kötü bir görüntüsü yoktu. O yüzden bugün özellikle kalabalık geçeceksek burayı 11 numaralı Intelligence'a dikkat edelim. Daha sonra çok büyük bir sürprizim var. Gelirse ortada oyun bırakmaz. Çok da ciddi bir sürprize imza atabilir. O isim 19 numaralı Time Magic. %0, %1, %2. Bu civarlarda bir AGF oranı büyük ihtimalle çıkacaktır. Ama bu at 9. elde ettiğinde inanılmaz bir fotoğrafı dire geçişi ve inanılmaz bir iyi performansı vardı. Son yarışında da uzayan mesafede iyi bir yarış bekliyordum ben ama bence biraz daha uzayan mesafede eksik koştu ve kısa mesafe daha yapacağının sinyallerini verdi. Bugün tekrardan kısa mesafeye geliyor. Rakipler öyle çok muazzam çıkış isimler değil. O yüzden de burada çok ciddi sürpriz arayanlar varsa 19 numaralı Time Magic'e dikkat etsinler. Büyük bir sürpriz yapabilir. Daha sonra 17 numaralı Ridadem ve 5 numaralı Coco Sister'ın da devreye girdiğini görebiliriz. Altıma Degage net favorim 10, 3, 11, 19, 17 ve 5 sıralamam. 6. koşu grup 3 yarışa geldiğimizde 1 numaralı Luminary'yi günün bankosu olarak öneriyorum. Şimdi yarın AGF'un ne çıkar çok fazla kestiremiyorum ama çok yüksek çıkacağını sanmıyorum. Yani %70 bantlarını, %60 civarını göreceğimi sanmıyorum. Çünkü Warden Cliff'in varlığı, yarışın süratli gidecek düşüncesinin hakim olması biraz daha farklı isimlere yönelilmesine neden olabilir ve Luminary'nin en azından böyle %50 bandında kalmasına neden olabilir ki bence önde gidebilecek atlar var evet ama Luminary ayarında bir at yok. Neden? Şimdi yarışa tek tek baktığımızda Baba Şahin öne gitme ihtimali var mı? Yok. Captain Bersoy'un gruba yakın gidiyor ama öne giden net bir at değil. Onu da eleyebiliriz. FMI Oak evet öne gittiği yarışlar var ama süratı yetmez. Onu da eledik. Warden Cliff de öne gitmez. Yani 4 tane atın öne hamle yapabilme ve lider alabilme ihtimali çok düşük. Geriye 3 at kaldı. Luminary'i zaten bir köşeye bırakıyoruz. 2 at kaldı. Captain Fantastic son yarışında çok ısrarcı olmadı. Yani o gün liderliği aldı ama Maximus Boy adı deyince mücadeleye girmedi ve ikincilikte kabullendi. Zaman zaman bu atın özellikle bir yarışta örnek göstereceğim. Buradaki dördüncünde de ne King Berkay'a ne de Vincitore'ye baskı uygulamadığını yine 2-3 beklediğini gördük. Karkas'a geldiğimizde evet zamanda çok süratli gittiği ve bu tür anlarda bulunduğu yarışlar var ama son zamanlarda kazandığı yarışların birçoğunda önde giden atların arkasında bekleyerek başarılı olduğunu görüyoruz. Luminary ise tam tersi Sayetta dışında bütün atlardan liderliği alan ve çok sert kurduğu tempolarla yarışları bitirebilen bir at ki bugün tam mesafesine geldiği bu koşuda ben startla beraber liderliği alıp yarış boyu rakiplerini arkasında tutarak beyaz bayrak aynı yarış yapacağını düşünüyorum ve günün bankosu olarak 1 numaralı Luminary'yi öneriyorum. İkili alacaklar varsa 4 numaralı Captain Fantastic'le beraber 6 numaralı Warden Cliff'i değerlendirebilirler. 7. koşuya gelecek olsak burada da puanlamada biraz geride kalacağını düşündüğüm en azından favori çıkmayacağına inandığım bir atla başlayacağım. 9 numaralı Sword Master.
Yani Sarsares'in büyük ihtimalle yarın yüksek AGF olduğunu göreceğiz ama ben son yarışını çok fazla beğenmedim. O yüzden biraz daha geri plana bıraktım. Ben burada 9 numaralı Sword Master tarafındayım. Son çim yarışında yani erken yürüdü biraz. Onun etkisiyle kötü koştu ama Sentik performansın biraz daha iyi olduğu bariz belli. Bugün tekrardan Sentik piste geliyor. Rakipler geçebileceği tarzda baktığımızda Sarsares gibi, Flatios gibi, Good Child gibi ve bunlara erken katılacak bir Skyrunner gibi önemli yapabilecek, sürat yapabilecek isimler var. Güzel bir bekleme performansıyla ben Swordmaster'ın sonuna da yapacağı ataklar birinci getireceğini düşünüyorum. Benim buradaki favorim 9 numaralı Swordmaster. İlk rakip 6 numaralı Mr. Big Shot. Son ikinciliğinde yaptığı sprint bence bu grup için çok çok yeterliydi. Yarış ne kadar grup 3 olsa da rakipleri en azından grup 3 yarışlar yapmadı bugüne kadar. Yani çok sert gruplarda koşan, çok sert gruplarda başarı elde ettik diyebileceğim isimler değiller. O yüzden Mr. Big Shot'ın son kısa vadede 8 yarışı şu an koştuğu rakiplerine nazaran başarılıydı ve aynı performans devam ettirirse mutlaka bunun ekmeğini bu koşuda yiyecektir. Daha sonra 2 numaralı Sarsares. Tabii ki de yazacağız yaptığı yarışlar potansiyel ortada. Beyaz bayrak yapmaya çalışacak ki bunu başarabilir. Daha sonra 3 numaralı Flatios. Son yarışı muazzamdı. Beyaz bayrak aynı yaparken hem derece olarak güzel bir derece çıkardı. Hem de görüntü olarak da acaba dedirtti. Bugün yine önlere çıkıp bitirmeye çalışacak ki bunu başardığını görebiliriz. Daha sonra 5 numaralı Mr. Proteo ki bence çim hata ama bu kadar hata yazmışken yazmalıyız. Ve 7 numaralı Ozon'u yazısında değerlendirebiliriz. 9 önde iyi bir yarış bekliyorum. 6, 2, 3, 5, 7 sıralamam. Kısa bir su molası hemen devam edelim. Sekizinci koşuya gelecek olursak ben burada biraz da analiz anlamında bir şeyler katmaya çalışacağım ki ben burada ekürlerden 7 numaralı Splendid ile başlayacağım. İyi bir ekürü yarışı bekliyorum ve bayrak teslimatı bekliyorum. Nedir bu? Beyond Expectation liderliği alacak. Sert bir tempo kuracak. Büyük ihtimal arkada grubu biraz ayırmaya çalışacak. Arka grubunda liderliğini Splendid'in veya Guillotine'in yaptığını göreceğiz. Ama buradan sonra evet, Beyond Expectation bir yerlere kadar götürecek ama bir yerden sonra artık o bayrak devri gerçekleşecek ve Splendid'in liderliği Beyond Expectation'dan aldığını göreceğiz. Zamanında başarılı, oldukça net yarışları var ki erkek rakibinin yanında bile başarılı olan Splendid izledik. Bugün eğer o gidişat, ekürü mantığını iyi bir şekilde değerlendirebilirseler ben ekürlerden 7 numara Splendid'in mutlaka bu yarışta başarılı olabileceğini ve kazanabileceğini düşünüyorum. Favorim 7 numara Splendid. Rakip konumda ise arası olmasına rağmen çok iyi yarışlar yapan 5 numaralı Lady Secret ve son yarışı belki de benim hiç unutamayacağım tarzda bir yarış olan 6 numaralı Mucize Kız. Mucize Kız'la ilgili son yarışta şu cümleleri kurmuştum. Dedim ki startta kanatlar artık yazmamaya karar verdim. Bu at büyük ihtimalle startta kalacak. O kadar startta kaldıktan sonra kazanması zor. Dedim ve 60 boy startta kaldı. Ve geldik kazandı. Üstelik çok da kolay kazandı. Yani öyle çok zorlanmadı ve net bir birincilik elde etti. Yani herkesin kafasında şu şekilde soru oluştu. Diğer atlar çok iyi değilmiş. Bu kadar net performans sergileyen Mucize Kız olunca bugün bakalım Starson yaşayacak mı yaşamayacak mı beraber izleyip göreceğiz. Ama o kadar iyi bir yarış yapmışken Mucize Kız'ı dışarı bırakmak olmaz. Şans vermeliyiz. 7, 5 ve 6 benim buradaki sıralamam. Günün kapanış ayağına geldiğimiz aslında sona ön getirmek isteyenler için çok net bir favorim var. O da 14 numaralı Plan Line. Yani bu at potansiyeli çok yüksek. Geleceği çok parlak bir at ki ilk iki yarışında çok dinlenmişti. İyi yarışlar beklenmişti. Kötü koşmadı ama beklentinin altında kaldı. Birkaç tane de şanssızlık yaşadı. Bugün ara sonrası geliyor. Gruptaki atlar çok üst düzey, başarılı veya ard ard iyi yarışlar yapıyor diyebileceğim isimler değiller. O yüzden de eğer Arosans iyi bir dönüş yapmayı başarabilirse ki aracı ekiyorsa bu aralar formda, atları çok iyi koşuyor ve birçoğu kazanmayı başarıyor. O yüzden ben 14 numaralı Plainline'ın da başarılı bir dönüşle beraber rakiplerini geride bırakacağını ve kazanacağını düşünüyorum. Eğer bütçeniz çok yüksek değil
ve ben biraz da ufak oynuyorum diyorsanız ikinci bir tek aday olarak 14 numaralı Plainline'ı değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacakları ise 13 numaralı Orionis ve 12 numaralı Narjina'yı önereceğim. 14 önde, 13 ve 12 sıralamam diyerek İstanbul yorumlarını tamamlıyorum ama son ayakta şu şekilde kendi soru sorabilirsiniz. 14 numara güveniyor muyum, güvenmiyor muyum? Eğer 14 numara güveniyorsanız risk alabilirsiniz. Eğer 14 numara güvenmiyorsanız bu koşuya dikkat edin. Çok büyük bir sürpriz burada çıkabilir. O yüzden de 14 numara rakibi olarak tuttuklarınız varsa, beğendiğiniz varsa benim yazdıklarım haricinde de değerlendirmede bulunabilirsiniz diyor ve bugünkü İstanbul yorumlarını tamamlıyorum ama kafada soru işareti kalmaması adına son ayaktaki benim kendi kişisel sıralamam 14, 13, 12 şeklinde olduğunu tekrar etmek isterim. Benden İstanbul için bu kadar. Alt taraftan beğeni ve yorumlarınızla beraber destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.